Alo, misafirlerim var. Röportaj yapıyoruz onlarla şimdi. Ben 1939 yılında bu köyde, bu evin eski halinde doğdum. İsrail Nurlar'la 1952 senesinde Fırıncı abi vasıtasıyla tanıştım. Köyümüzde bir Yaşar abimiz vardı. Bursa'nın ilk Risale-i Nur'u okuyan abilerden. Fırıncı abi onun yanına geliyordu. Ben ona bir gün dedim, ikindi namazına çıktık. Okulu da bitirmiştim yani ilkokulu. Dedim, bu abi kimdir abi dedim. Bu abimiz dedi, Bediüzzaman Hazretleri'nin talebesidir. Bediüzzaman Hazretleri kimdir abi dedim ben şimdi. Sordum da o zaman daha 12 yaşında, şimdiki gibi değil. O dedi, benim anlayacağım şekilde Peygamberimizin vekilidir. Şimdi yine madem başlangıçtan başlayalım. Bu resim Hazreti Üstadımızı gördüğüm, verini öptüğüm, kıyafetlerimle çekilen bir resim. 1958 senesinde bu kıyafetlerle Üstadımızı ziyaret ettim Emirdağ'ında. Öyle bir şey var ki Üstad'da bir şecaat var. Böyle baktığın zaman gözler var. O gözler İnsanı böyle yakıyor, böyle pırıl pırıl. Öyle bir şefkatle bakıyor insan ama fakat da bize böyle şeyli yarıyor. Çok bir heyecanlı bir şey vardı böyle. Heybetli bir görüşü vardı Hazreti Üstadımızın. Elhamdülillah. Fırıncı abi bir daha geldi. Abi dedim, kitaplardan bana getirebilir misin dedim. O zamanlar daha kitaplar böyle matbaa lisanıyla basılmıyordu. Tekstille basılıyordu. İkinci şua. Ondan sonra küçük sözler böyle Türkçe şeyle yazılmış. Bir tane de 23. söz. Bunları getirdi bana. Onları ben yavaş yavaş okurken Bursa'daki evimizde her hafta çarşamba günleri dersler yapılıyordu. 20 kişi, 30 kişi, en fazla 40 kişi. Bir gün Ahmet abi geldi bize Emirdağ'dan ve üstadı da ben Ahmet Urfalı abinin vasıtasıyla tanıdım. Üstadımıza 8 sene hizmet eden Ahmet Urfalı abimiz. Dedim, abi sen nerelisin? Ben dedi, Emirdağlıyım dedi. Orada dedim, Bediüzzaman Hazretleri varmış. Tanıyor musun dedim abi dedim. Tanıyorum kardeşim dedi. Üstadımıza dedi, 8 sene hizmet ettim dedi. Eğer dedim beni üstadımızla görüştürürsen senin işini biz göreceğiz inşallah dedim. Dedi, inşallah görüştüreceğim dedi. Kasım 1958 günlerden cumartesiydi. Beni çağırdı, telefonu aradı. Dedi, kardeşim ben üstadımız geldi. Sen hemen dedi arabaya atla, Emirdağ'a gel. İnşallah seni üstadımızla dedi tanıştıracağım inşallah dedi. Ben hemen babam dedi, oğlum al şu 200 lira parayı. 200 lira para o zaman 4 tane bilezik alıyordu. Babam bana o parayı verdi. Ben o parayla Emirdağ'a gittim. 10 arabasına bindim. 12'de oraya indim Emirdağ'a. Orada hemen bir otele gittim. Otelde yattım. Beni zaten bir heyecan tuttu. Sabah ezanından beraber erkenden kalktım. Doğru camiye gittim. Koşa koşa gittim camiye. Namazı kıldık. Allah kabul etsin. Orada dedim imama sorayım inşallah. İmam bana doğru geldi. Dedi, kardeşim dedi, sen dedi üstadımızın ziyarete geldin dedi. Evet abi dedim. Tamam dedi kardeşim. Sen dedi ben seni götüreceğim şimdi inşallah dedi. Beni Ceylan Çalışkan abilerin babaları, Mehmet Çalışkan, bakkaliye şirketleri var. Emirdağ'ın bütün yani malzemelerini onlar satıyorlar. Her şey var onların dükkanlarında. Gittik, beni götürdü. Mehmet abiyle, Ceylan abinin babasıyla tanıştırdı. Bu kardeşimiz Bursa'dan gelmiş dedi. Üstadımızı görmek istiyor. Mutlaka görüştürür dedi.
Şimdi koşa koşa dedi Ahmet Urfalı'nın kapısına gitsin dedi. Orada dedi onun çocukları var. O çocukları sevmeden üstadımız gitmiyormuş yani. İlla o çocukları giderken severmiş. Kız çocukları, 3 tane kız çocuğu var. Bir tane erkek çocukları var. Koşa koşa gittim bana tarif ettiler. Zaten evimiz daha o zaman küçük bir yer. Ahmet abinin evinin böyle karşısında cami var. Bizim cami gibi, eski bir cami. Oraya bir sandalye çıkardı. Dadımız gelince otursun diye. Saatten beri 8-10 geçiyordu. Araba yavaş yavaş geldi. Orada caminin orada durdu. Şimdi çocuklar çıktılar. 3 tane kız çocuğu var. Bir tane de erkek çocuğu var. Ben hemen koşa koşa gittim. Arkada Zübeyir abi oturuyordu. Arabanın şoförünü Ceren abi yapıyordu. Önde de Bayram abi vardı. Allah hepsine rahmet eylesin inşallah. Hemen ben gittim. Üstadımızı Zübeyir abi indirdi. Sandalyeye oturtturdu. Ben gittim ben elini hiç daha sormadan gittim eline yapıştım üstadımızın. Elini öpüyordum. Öptüm, ellerini öptüm. Hiç elini bırakmıyorum ama böyle 2-3 dakika dua ettiğini anlıyorum. Dua ediyordu bana. Dua ediyor ama ben tabii duasını anlamıyorum. Böyle hafif, çok hafif sesi var böyle çok. Dört dakika geçti. Evladım dedi, sen nereden geldin dedi evladım dedi. Dedim Bursa'dan geldim üstadım dedi. Maşallah dedi, barakallah. Bursa dedi, evladım dedi. Öyle bir yer ki dedi. Altı da dedi evliya, üstü dedi evliya dedi. Öyle mübarek insanları dedi sinesinde barındırıyor. Sana ne güzel maşallah dedi, sen ne güzel orada kendini yetiştirmişsin dedi. Bana dedi evladım Bursa'ya gelmek nasip olmadı. Osmanlı'ya dedi payitahtlık yapmış. Bu mübarek şehre dedi bana gelmek nasip olmadı. Fakat bir sefer dedi İznik'ten, Yenişehir'den oradan geçtim dedi. Ben Bursa'nın içine gelemedim dedi. Oradan geçerken dedi İznik'te dedi. Yolun kenarında dedi hanımları gördüm. Dedi. Bursa hanımları kendilerini muhafaza etmişler dedi. Beni fiyacılı görmüş. Onlara kadar sevinmiş yani. Dedi evladım, sen dedi Risale-i Nur okuyorum dedim. Evladım çok çok okuyun dedi. Okuyun, okutun, başkalarının okumasına vesile olun dedi evladım dedi. Peki dedi, senin ismini sormadık evladım dedi. Senin ismin ne dedi? Benim ismim Erdoğan dedim efendim dedim. Evladım senin dedi ismini ben dedi değiştirsem olur mu dedi. Olur dedim. Senin ismini ben Rıdvan olarak değiştiriyorum evladım dedi. Allah sana dedi inşallah uzun ömür versin, hayırlı hizmetlerde seni inşallah istihdam etsin evladım dedi. Ben de elini öptüm, hiç bırakmadım. Ondan sonra da işte 15 dakika falan böyle Hazreti Üstadımızı gördük. Yani şimdi bu hizmetlerde kızım bakın, o grup, bu grup diye bir şey yok. Bu hizmetler Kur'an hizmetidir, nur hizmetidir. Kim bu hizmetleri yapıyorsa hepsi bizim kardeşimizdir. Biz ayrım yapmıyoruz. Risale-i Nur'da kırmızı kitap var, okumak var, kırmızı çay var, dua var. Risale-i Nur'da birbirine kenetlenmek var, sevgi var, saygı var, hürmet var. Risale-i Nur bu. Risale-i Nur bize vermiş olduğu ders budur kızım. Bu hizmetleri kim yapıyorsa hepsi bizim kardeşimizdir. Rehber sana zira yüce peygamberimizdir. Ölmez eserin gençliğe gösterdiği izdir. Hikmet dolu her cümlede Kur'an'daki nur var. Her lemada binler güneşin hüzmesi çağlar. Kur'an seni teyit ediyor mucizelerle. Ey şanlı gönül fatihi hiç durmadan ilerle. İmanlı nesiller seni takip edecektir. Yıllarca, asırlarca peşinden gidecektir. Tarihi açarken sen o iman dolu hızla, milyonları aşmış bütün evlatlarınızla.